Merhaba arkadaşlar. Ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere koşullu biçimlendirmedeki kuralların yönetilmesiyle ilgili bazı şeyler göstermek istiyorum. Arkadaşlar, hemen her uygulamasının, her aracının gerçekten onlarca belki şekli uygulaması var. Koşullu biçimlendirmeyle ilgili 6. video sanıyorum ki temel videolar içerisindeyiz şu anda. Bir de yine ileri kullanımda bu kadar var. Yani 15-20 video hazırlamamıza rağmen hani bir konu bu kadar detaylı olabiliyor arkadaşlar. Her neyse konumuza dönecek olursak arkadaşlar. Şimdi koşullu biçimlendirmede bir uygulama yapalım. Diyelim ki tüm alan veya işte bir alanı seçerekten. Şöyle düşünelim. Geldim. Büyüktür. 1000'den büyük olanlar 2000'den büyük olanlar diyelim. 2000'den büyük olanlar kırmızı olsun. Tamam, kabul. Arkasından bir kural daha geldi arkadaşlar. Büyüktür. 1000 olanlar sarı olsun dedim. Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi 2000'den büyük olanlar kırmızı, 1000'den büyük olanlar sarı dediğimde 1000'den büyük olanlar 2000'den büyük olanların kırmızı etkisinin olmadığını görüyorum. Arkadaşlar, bunun nedeni şu. Birden çok kural koyduğumuzda, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde diyelim. Bakın, birinci kuralımız 2000'den büyük olanların kırmızı olmasıydı. Bunu uyguladı Excel. Ancak üstüne tekrar bir kural geldi. Bir anlamda üstteki alttakini ezecek şekilde işliyor arkadaşlar kurallar. Burada arkadaşlar 1000'den büyük olanlar sarı olsun dediğimizde zaten 2000'den büyük olanları da kapsıyor. O zaman bunun hiçbir hükmü kalmamış oluyor. Bu durumda ne yapabiliriz? Bu kuralların arkadaşlar yerleri değişebiliyor. Bakın burada simgeleri var. Şöyle yukarıya doğru aldığımızda şimdi bakalım nasıl bir çalışma şekli olacak. Önce 1000'den büyük olanlar sarı yapılacak. Tamam. Sonra 2000'den kırmızı olacak. Böylelikle 1000 ile 2000 arasını sarı görmeye devam edeceğiz. Evet, 1000'den büyük olanlar sarı, 2000'den büyük olanlar kırmızı şeklinde. Demek ki çok sayıda kural olduğunda bazen bunlar çakışacak ve birbirlerini istemediğimiz şekilde etkileyecektir. Bunları düzenlemenin bir yolu da arkadaşlar gidip kuralları yöneten kuralların sırasını değiştirmektir. Etkili olan üste çıkaraktan daha sonra etkilemesini istediğimiz sırayı arkadaşlar böylelikle düzenlememiz gerekir. Evet, bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.